Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünya gündemi üzerine biraz hasbihal edelim. Güzel yurdumun güzel insanları, sizleri en içten sevgi, saygı ve derin muhabbetlerimle selamlarım. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, ihsanı sizlerin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Suriye iç savaşı devam etmekte. Artık bu savaş bizleri de büyük oranda etkilemekte. En başından beri etkilemekte. Suriye'de gelen mültecilerin sayısı 4 milyonu aşkın. Irak 2003 yılından itibaren Amerika'nın işgaliyle perişan durumda. Şu anda halk ayaklanmakta. Lübnan'da halk ayaklanması başlamış. Doğu Türkistan'da Çin zulmü var. Çeçenistan malum Rusya ile bağımsızlık mücadelesinde her ne kadar Rus kuklası Kadirov bu mücadeleyi sekteye uğratsa da Çeçenistan'da mücadele devam etmekte. Ukrayna Rus işgalinde. Gürcistan Rusya'nın baskısıyla uğraşmakta. Bu Arakan'da Budizm'in zulmü, Keşmir'de Hindu zulmü, Libya Kaddafi'nin devrilmesiyle iç savaş devam etmekte. Mısır'da Arap Baharı'yla devrilen Hüsnü Mübarek'in akabinde seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi rahimahullah darbeci Sisi tarafından idam hapse atıldı. Malum hapiste hastalık hapis şartlarının neticesinde vefat etti. Yani dünya genelinde kaos, kargaşa, terör, buhran, bunalım devam etmekte. Bütün bu olumsuzluklara karşı ne yapılabilir? Nasıl bir sonuç alınabilir? Baktığımız zaman da Birleşmiş Milletler'in günümüz yapısıyla ve Birleşmiş Milletler'deki 5 daimi üyenin değişmezliği göz önünde bulundurulduğu zaman da bugün hakim güçlerin dünyayı bu hale getirdikleri kaçınılmaz bir gerçektir. Rusya, Çin, ABD, İngiltere, Fransa ve bunları finanse eden Siyonist sermaye ve bunların şımarık terör örgütü İsrail. Bütün bu dünyada olup biten olayların temel müsebbipleri. Orta Doğu'da yerleştirdikleri ajanlarla İslamiyet'in yanlış yorumlanması neticesinde terör örgütleri meydana getirildi. Amaç İslam'ın insanlığa kurtuluş ve huzur getirecek olan evrensel ilkelerini insanlığın felaketine dönüştüren bir yapı haline getirmek. Kendi kurdukları terör örgütleriyle İslam'ı radikalleştirmeye, İslam'ı terör menşei haline getirmeye amaçlamaktadırlar. Bu oyunları ayan beyan ortadadır ancak dünya kamuoyu bunlardan bigane. İslam hak din, evrensel din, Allah Azze ve Celle'nin insanlığın kurtuluşu için göndermiş olduğu bir din. Yani bütün doğa kanunları incelendiği zaman da bütün kainat, yer altı, yer üstü bilimsel anlamda her şey incelendiği zaman da bu muazzam işleyiş gösterecektir ki İnsanlığın kurtuluşu için bir sistem, İslam, doğru uygulandığında, doğru yaşandığında insanlık huzur, refah ve bolluk içerisinde bir hayat sürebilir. İslam 1400 küsur yıldır evrensel ilkesini muhafaza etmekte. Hak Teala'dan gelen ilahi metinler Allah'ın koruması
koruması ile teminat altında ve insanlar onu tahrif edememekte. İnna nahnu nazzalna zikre ve inna lehu lehafizun. Şüphesiz ki o zikri biz indirdik ve şüphesiz ki onu koruyacak da biziz buyurarak Allah Azze ve Celle Kur'an metinlerinin bozulmayacağını teminat altına almıştır. Yani Kur'an-ı Kerim ayetleri, naslar tahrif edilmedi. Ancak İslam'ın yorumlanması, insanların hayatına tatbik edilmesi aynı korunma ile karşılaşmamakta. Yani bugün İslami yorumlar tahrif edildi diyebiliriz. Müslümanların İslamiyeti hayatlarına tatbik etmelerinde bir tahrifatın olduğu kaçınılmazdır. Zaten bugün Orta Doğu'da mezhep kavgalarının çıkartılmaya çalışılması, Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye'nin savaşı neticesinde oluşan siyasi ayrılıklar da bu çekişmeyi körüklemiş. Dolayısıyla Müslümanlar içerisinde bazı sorunlar yorumlardan kaynaklanmaktadır. Yani adeta yorumlarla yorulmaktayız. Bunu fırsat bilen Batı zihniyeti Müslümanlar arasına nifak tohumlarını ekerek kendi oluşturdukları terör örgütleriyle Müslümanları içeriden yıpratmakta ve İslam birliğinin oluşmasında büyük bir engel teşkil etmekte. Bugün Müslümanlar olarak yapılması gereken şey nasıl bir din anlayışımız var onu iyice irdelemek. Sünneti nasıl anlamışız? İslam ayetlerini nasıl anlamışız? İslam'ı hayata tatbik etmemizde nerelerde sorunlarımız var? İslami temsil noktasında yapılan hatalar nedir? İslam siyasetimize ne şekilde etki ediyor? İslam ekonomimize ne şekilde etki ediyor? İslam kültür sanatımıza ne şekilde etki ediyor? İslam savaş durumunda, savaş hukukumuza ne şekilde etki ediyor? Tüm bunları hayatın her alanında İslam bizim için ne ifade ediyor ve bizim yaşadığımız hayat İslami değerler açısından ne durumda? İyice bunları irdelememiz gerekiyor. Bugün yapılması gereken Müslüman aleminin bir araya gelip kendi sorunlarını, kendi perspektifleri içerisinde, kendi değerleri üzerinden yorumlamak ve değerlendirmek ve çözüm bulmaktan geçmektedir. Bu sorunlar İslam coğrafyasında bizim sorunlarımız, kendi sorunlarımız. Burada küresel egemen güçlerin müdahaleleri sorunları derinleştirmektedir. Bugün Birleşmiş Milletler'in yapısı göz önünde bulundurulduğunda 5 daimi ülkenin değişmezliği ve 5 daimi ülkenin bir yandan terör örgütlerini finanse etmeleri, bir yandan da meşru devletlere müttefik oldukları halde anlaşmaları hiçe saymaları bu sorunları daha da çıkmaza götürmekte. Artık hakikatleri ayan beyan görmek gerekiyor. Yani Orta Doğu'da, Doğu Türkistan'da, Afganistan'da, Myanmar, Arakan'da, Çeçenistan'da, Ukrayna'da, Suriye'de, Irak'ta, Libya'da bütün bu sorunlar bölgesel anlamda incelendiği zaman görülecektir ki asıl amaç o bölgedeki yeraltı ve yerüstü kaynaklarının sömürülmesi, insan kaynaklarının sömürülmesi yatmakta. Gelişmiş ülkelerin teknolojileri var. Enerjiye ihtiyaçları var. Enerji de bu saydığımız coğrafyada. Dolayısıyla enerjileri sömürme neticesinde doğrudan işgal edemiyorlar. Çünkü doğrudan mesela ABD işte bir terör bahanesini ortaya koymadan, efendim bir DAEŞ'i bahane etmeden ya da Irak'ta Saddam'ın kimyasal silahlarını bahane etmeden doğrudan Orta Doğu'da müdahale edip petrollerine el koyması Rusya'nın ve Çin'in işine gelmez. Böyle bir operasyonda onlar da tepki verecekler.
biz de pastadan payımızı istiyoruz deyip aralarında iddialaşı yapıp kavga edecekler, savaş edecekler. Bunlara da birbirlerine güçleri yemiyor tabiri caizse. İfademi mazur görün. Ne yapıyorlar? Terör maşaları üzerinden o bölgeyi sömürmenin derdindeler. Yani Büyük İsrail dersiniz buna, başka şeyler dersiniz, ne derseniz deyin. Orada bir amaç var. Bu amaç bölge ekonomisini sömürmek, yeraltı kaynaklarını sömürmek, insan kaynaklarını sömürmek ve kendi menfaatleri doğrultusunda bölgeyi işgal etmek. Şimdi bir yandan enerji kaynaklarına ihtiyaçları var. Bir yandan da kendi ürettikleri silahları satmaya ihtiyaçları var. Silah şirketleri orada terör örgütleri kurarak İslam coğrafyasında mezhep çatışmaları çıkartarak, işte ihtilaflar oluşturarak silahlarını satmakta. Yani bir taşta bir kuş, iki kuş, üç kuş değil de binlerce kuş vurmaktalar. Burada Müslümanlar olarak bizim de çok iyi düşünmemiz gerekiyor. Yani düşmandır. Bu oyununu kuracak, tuzağını kuracak, hilelerini yapacak. Sen aldanma Müslüman yani. Sen bir mantığını, aklını kullan. Ben niye geri kaldım diye sorgula. Bugün benim üzerimde niye oyun kuruluyor? Sürekli niye benim topraklarımda, coğrafyamda, kültürümde, medeniyetimde terör faaliyetleri içerisinde bulunuluyor? Niye sürekli ben geri kalıyorum, işgal ediliyorum diye bir sorgula. 1,5 milyar İslam alemiyiz. Bir avuç İsrail'le baş edemiyoruz. Bir Almanya 60 tane İslam ülkesinden daha fazla üretim kapasitesine sahip. Müslümanlar olarak niye üretmiyoruz? Müslümanlar olarak bilimde, sanatta, kültürde niye gerideyiz? Bunları sorgulamamız gerekiyor. Biz sorunlarımızı kendi içimizde çözme iradesini ortaya koymadığımızda üzerimizde daha çok planlar kurulur, daha çok ağıtlar yakılır. Şu gelişen olaylara baktığımızda gene de Müslüman coğrafyasında, İslami kimlik içerisinde en diri ve umut verici ülke Türkiye. Bu noktada Türkiye İslam coğrafyasına abilik yapabilecek konumda. Tarihi, geleneği, gönül coğrafyasının genişliği, bu kapasiteyi, bu yeterliliği milletimize yüklüyor. Milletimizde görünüyor. Bütün bu yaşanan sorunlar Türkiye'nin öncülüğünde çözülebilir. Burada Türkiye öncülük ederken öncelikle hakimiyet noktasında değil, liderlik noktasında değil, bir abi konumunda kendini ortaya koyarsa bu İslam coğrafyasındaki diğer devletler ve ülkeler açısından sempatiyle karşılanacaktır. Ancak lider olma hevesine kapıldığımız zaman da onlardan da lider olmak isteyenler olacaktır. Bu çekişme devam edecektir. Ancak bir hüsnü kabul getirecek şekilde faaliyetlerde bulunmak, ortak konsensüs oluşturmak. Bugün 1,5 milyar İslam alemini kültürde, sanatta, askeri anlamda, ekonomik anlamda işbirliğine götürecek faaliyetler içerisinde bulunulması ve bu noktada birlikler oluşturulması elzemdir. Bunu ve işte yapmak ve başarmak mümkündür. Efendim işte birçok farklılıklar var. İşte Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur, şudur budur, zart dedi, zurt dedi. Bir sürü yani incir çekini doldurmayacak meselelerle bakılırsa, olaylara farklı perspektiften bakılırsa bu İttihat-ı İslam, İslam Birliği ve bu bahsettiğimiz mefküre gerçekleşmesi zor olur. Bugün Avrupa Birliği'ne girmek istiyoruz. 50 yıldır işte müzakereler ediliyor, fasırlar açılıyor, şudur budur. Bir mücadelenin içerisindeyiz Avrupa Birliği bizi alsın diye. Muasır medeniyet gözüyle bakıyoruz. Neresi muasırsa işte. Ve bu batıya bakalım. Yüzyıl savaşları oldu Avrupa'da. Yani Fransa, Almanya Savaşı, İngiltere, Avrupa'nın diğer işte savaşı, Avusturya, Macaristan,
İtalya, yani savaşlar, yani 100 yıl savaşları adı üzerinde, yani yüzyıllarca devam etti. Ama sonunda ne yaptılar? Bir araya geldiler, bir ekonomik işbirliği, Avrupa Ekonomik İşbirliği kurdular. Sonra bunu siyasi askeri birliğe dönüştürdüler. Avrupa Birliği şey yaptılar. Ondan sonra ekonomi alanında tek paraya birimine geçtiler. Yani birlik oluşturdular bütün ayrılıklarına rağmen, mezhep farklılıklarına rağmen, ki yani onlardaki inanç noktasındaki mezhep farklılıkları bizdeki gibi değil. Temel inanç noktalarından müthiş bir. Bizde yorum bakımından nüans farkları olarak mezhep ayrılıklarımız varken onlarda müthiş inanç farklılıkları var. Yani o dinler tarihçisi araştırmaları, din uzmanları bunu daha iyi bilirler. Temel inanç noktalarında müthiş farklılıklar var. Hal böyleyken bir araya gelebildiler, bunu başardılar. Mesela Amerika Birleşik Terör Örgütü USA'ya bakalım. Onlar da Kuzey Amerika, Güney Amerika, yani Kuzeyliler, Güneyliler şeklinde müthiş bir savaş yapıldı. Ve neticesinde o savaşın akabinde bir araya geldiler ve Amerika Birleşik Terör Örgütü'nü kurdular. Terör örgütü diyorum çünkü 30 bin tır silah, 30 bin tır dolu mühimmatı, silahı terör örgütlerine veren terörist olur. Başka ne olur? Devlet olan bu adiliği yapmaz. Yani demek isteyeceğim, bugün İslam coğrafyasını karıştıranlar kendileri bir araya gelmesini başarabildiler. Bugün biz de artık bu gerçekleri görebilmeli, ırkçılığı terk etmeli, aramızdaki husumetleri bir kenara bırakmalı ve gerçek düşmanı fark edip bu gerçek düşmana karşı işte büyük bir birlik inşa etmeli. Başka açarımız yok, başka çıkarımız yok. Bu noktada da Türkiye bölge ülkelerine ve diğer İslam coğrafyasına öncülük edebilecek potansiyele, tarihi geçmişe, kültüre, bilim ve birikime sahip bir tecrübeye sahip. Allah Azze ve Celle kendi inancı doğrultusunda bizleri, nefsimizi terbiye edebilmeyi, hakkı hakikati görebilmeyi ve hayatımıza yansıtabilmeyi nasip eylesin. Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini gerçek anlamıyla idrak edebilmeyi, yaşayabilmeyi ve hayatımıza aktarabilmeyi, doğru yorumlayabilmeyi bizlere nasip eylesin. Kadınların tecavüze uğramadığı, çocukların ölmediği, huzurun, barışın, kardeşliğin bütün yeryüzüne hakim olduğu, evrensel barışın tesis edildiği, küresel bir güzel nizamın kurulduğu bir dünya bizlere nasip etsin. Bunu bu noktada mücadele edebilmeyi bizlere nasip etsin. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız hepimiz için mübarek olsun. Cumhuriyetin kazanımlarını doğru anlayabilmeyi, doğru yaşayabilmeyi, tam bağımsız olabilmeyi, kültürde, sanatta, her alanda Batı taklitçiliğinden kurtulabilmeyi, kendi öz değerlerimizle yarınlara gidebilmeyi ve hak nizam medeniyetini inşa edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.